Bugün tatilbahçesi.com'un sahibi Sayın Fatih Cansızoğlu ile beraberiz. Fatih Cansızoğlu genç bir turizmci, geçen hafta TÜRSAB Asya BTK'nın yönetimine talip oldu ve 40 oyla maalesef ki kaybetti. Evet Fatih Bey, seçime girerken neler yaptık, neler oldu? Seçime girerken çok güzel duygularla girdik ve çok güzel duygularla başardık diyebilirim. Çünkü ciddi manada katılımı artırıcı bir heyecan getirdik. Mevcut tekrardan seçilen Sedat Bey'e bir heyecan kattığımızı düşünüyorum. Tek başına seçime girecek iken son 4 gün kala bizler demokrasiye sahip çıkmak adına bu programa dahil olursak seçimlerine Asya BTK'ya aday olduk ve çok güzel bir heyecan getirdiğimizi düşünüyorum. Mevcut iktidarda olan, yönetimde olan arkadaşlarımızı güç zehirlenmesi yaşadıklarını düşünmüştük ve onların ensesinde olduğumuzu düşündük. Şu anda aldığımız sonuçla da artık bir önceki dönemde olduğu gibi hiçbir şey yapmadan zaman hırsızlığı yapamayacaklarını artık düşünüyoruz. Bu anlamda umarız meslektaşlarımızla birlikte kazanan bizler oluruz. Seçimlerde neler oldu? Salonda bir ara böyle bir kargaşamız vardı ama iki başkan adayının olumlu davranmasıyla dindi, ama biz sizden dinleyelim neler oldu orada? Seçimlerde neler oldu? Seçimlerde divan başkanı olarak genel merkezin atamış olduğu Ali Bilir beyefendi orantısız bir güç kullandı. Hiç kimseye sormadan kendi ben yaptım oldu düşüncesinden hareketle 3'te bitmesi gereken seçimleri kendi kafasına göre 4'te biteceğini saat 2.30 itibariyle açıkladı. Biz de bu duruma itirazda bulunduk. Dedik ki madem uzatacaktınız, daha önceden haber verseydiniz, bize oy kullanan veya karşımızdaki yönetime oy kullanacak olan ama gelemeyen, zamanlarını bir türlü oturtturmak noktasında zamanlarını ayarlayamayan meslektaşlarımıza önceden bilgi verirdik ve onlar da gelemeyen, daha önceden randevusu olan bu saatlerde arkadaşlarımızla gelip oy kullanmalarını sağlayabilirdik. Son dakika zaten kendisi Sedat Bey için aleni bir şekilde çalışmalarını sürdürüyordu ve divan masasında oturup da seçimleri kontrol etmesi gerekirken Sedat Bey için koridorlarda oy pazarlığı yapıyordu Ali Bilir. Ali Bilir kimdir? Ali Bilir daha önceden Asya BTK'nın başkanı olan bir arkadaşımız. Hızlı bir yükselişe kendisini yükseliş trendinde gördü ve genel merkezde bir şekilde yönetimde kendisine bir koltuk buldu. Koltuk sevdalısı bir kardeşimiz. Peki şimdi yeni bir dönem başladı. Sedat Bey yeniden başkan seçildi. Kendisine nasıl bir mesajınız var? Sedat Bey, şöyle söyleyeyim. Ben 4 günlük seçimlerden önce ismini daha önceden bir kahvaltı programı vardı. TÜRSAB'ın Hilton Kozyatağı'nda düzenlediği bir kahvaltı organizasyonu. O kahvaltı organizasyonunda Sedat Başaran ismini ilk defa orada duymuştum ben. Daha önceden Sedat Başaran kimdir, nedir, bir defa ofisimizden içeri girmiş değil, tanımıyoruz kendisini. Ben aday olduğum andan itibaren mevcut başkanın Sedat Başaran olduğunu öğrendim. Bu sürede Sedat Bey ile alakalı yaptığımız seçim çalışmalarında Sedat Bey adına sevindirici bir gelişmeyle karşılaştık. Kendisini daha önceden tanıyan, bilen insanlar kendisiyle alakalı en ufak bir olumsuz bir ifade kullanmadıklarını gördük. Bunu ben kendisiyle de paylaştım. Sizin adınıza çok mutlu olduğumu söyledim. Çünkü adıyla alakalı en ufak bir ters, kötü bir söz duymadım Sedat Bey'in. Bu vesileyle de referanslarının güzel olduğunu gördüm. Şu andaki mevcut başkanımız eğer enerjisini kendi mesleğimize adarsa başarılı olacağını düşünüyorum. Ama yukarılardan emir almaya devam ederse bir önceki dönemde olduğu gibi hiçbir iş yapma, sen otur, emekliliğine az kaldı modeliyle çalışmalarına devam ederse maalesef bizim meslektaşlarımız olarak Asya BTK'nın zaman kaybı olacağını düşünüyorum. Ama çalışırsa başarılı olacağını düşünüyorum. Eğer çalışmak isterse, bizim gibi genç arkadaşlardan fikirler, tavsiyeler almak isterse bizler kendisine yardımcı olacağımızı sözünü buradan rahatlıkla verebiliyorum. Anladığım kadarıyla bir dönem sonradaki seçimlerde de bir şeyler yapacaksınız. Yeni dönemdeki projeleriniz neler? Yeni dönemdeki projelerimiz şunlar. Öncelikli olarak bizler genç platform olarak, genç arkadaşlar olarak bir platform çatısı altında başkanlığa adaylığımızı koyarken yapmayı hedeflediğimiz projeleri hayata geçirmek için adımlar atacağız. Ve her 2 haftada bir veya her ayda biz bu programlarla alakalı meslektaşlarımızı bilgilendireceğiz. Ticaretlerini artırıcı, işlerindeki gelirleri, ciroları artırıcı bir pozisyonlarda kendilerine eğitim noktasında bizler eğitim bilgilendirme toplantıları yapacağız. Çünkü bizim şahsi anlamda da şahsımın akademik bir geçmişi de var. Ülkemizdeki firmaların büyümeleri için özellikle KOBİ'lerin belli bilgi birikimlerine ihtiyacı var, kaldıraçlara ihtiyacı var. Zamanında söylemiş Arşimet, demiş ki bir kaldıraç verseler bana dünyayı yerinden oynatırım demiş. Şu anda da dünyayı yerinden oynatabilmesi için sektörlerin çok kreatif bilgilere ihtiyaç var. Bu konuda da turizm ajantalarının bu konuda da çok büyük ihtiyaçları olduğunu gördüm. Bu konuya eğileceğiz. Peki TÜRSAB'ın içi yine biraz karışık. Yeni seçimlere hazırlanıyor ve herkes yeni şu an mevcut yönetimden şikayetçi. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir acaba? TÜRSAB'da neler olmalı, neler oluyor? TÜRSAB'da mevcut yönetim gördüğüm kadarıyla güç zehirlenmesi yaşıyor. İttifak kurularak gelinen koltukta birçok kişinin yönetimden ayrılarak yönetime karşı savaş ilan ettiğini görmüş durumdayız. Bunun sebebinin ne olduğunu ilerleyen günlerde kendisini daha da güzel bir şekilde gösterecektir diye düşünüyorum. Bu konuda demek ki yönetimin büyük zaafları var diye düşünüyorum. Çünkü yönetim büyük vaatlarla 18 yıllık bir geçmiş yönetimi devirdi. Fakat 18 yıllık geçmişi olan bir yönetimin kendisi de zaten içindeydi. Önceden de Firuz Bağlıkaya Bey'in önceden de bu yönetimlerin içerisindeydi. Aday oldu. Daha önceden Başaran Ulusoy'un yardımcısı iken Başaran Ulusoy Bey'e yaptığı bana göre ihanet var. Özellikle tekrar ediyorum. Bana göre bir ihanet var. Bunu ben söylemiyorum. Meslekteki kapı kapı gezdiğim ajantacı arkadaşlarımız da benzer söylemlerde bulunuyorlar. Seçilirken gördüğümüz bir ittifak içerisindeydi kendisi Firuz Bağlıkaya'nın. Kendisi ittifak içerisindeydi. Bu ittifakta ETS Tur'un sahibi Mehmet Ersoy Bey'in desteğiyle başkan seçildiğini camiamızda bilmeyen hiç kimse yok. Fakat ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Şu anda TÜRSAB yönetiminin bakanlıkla arasının açık olduğunu, herkesin dilinde, dilden dile konuşmakta. Bu soru en son Koz Yatağı'ndaki Hilton'daki toplantıda Firuz Bağlıkaya'ya iletildiğinde kendisi de TÜRSAB adına arasının açık olduğunu söyledi. Fakat TÜRSAB adına eğer açık ise arası, TÜRSAB adına bir İngilizlerin bir atasözü var. O da diyor ki İngiliz atasözü, masadan en son kalkan taraf kazanır. Şu anda Firuz Bağlıkaya'nın masadan kalktığını görüyoruz. Dolayısıyla masadan kalkması bizim meslektaşlarımızın kaybetmesi anlamına geliyor. Uzlaşı kültürünün olmadığı bir ortamda maalesef ama maalesef kaybeden sektörümüz oluyor. Bu gelişmeleri yakından takip edeceğiz, gözlemliyoruz. Şu anda önümüzde seçimler var. Bu seçimlerde eğer Firuz Bağlıkaya'ya karşı muhalefet kanadındaki kişiler aday olacaklar ise bu adaylıklarıyla alakalı mutlaka kanımca birleşilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabandan gelen sesler bu yönde. Teşekkür ederiz Fatih Bey. Size de başarılar diliyoruz. Hürmetler, iyi yayınlar.